Herkese selamlar dostlar. 28 Aralık Perşembe ve 29 Aralık Cuma iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 8 adet mücadelem var. İdeal ve yüksek oranlarından ve bazılarının skorlarına kadar bahsedeceğim. İsterseniz başlayalım. Dostlar katıl telegram gruplarımız Ocak ayı için yenilenmiştir. Aralık ayı gruplarımızı sonlandırdık. O yüzden hem Ocak ayının başında gelmek isteyenler hem IBAN üzerinden veya YouTube katıl butonu üzerinden gruplara katılabilirsiniz. Bunun bilgisini vermek istiyoruz. Şu anda dün de Aralık ayını gerçekten güzel kapattık. Onu da birazdan göstereceğim ama önemli olan burada Ocak ayı için katı Telegram gruplarımızın yenilendiğini bilgisini vermek. İsteyenler de Instagram üzerinden mesaj atabilir. Instagram adresimiz Kangal Bey. Herhangi bir bilgi veya soru için de buradan benimle iletişime geçebilirsiniz. Geçtim. Maç skoru yarışmamız var 2 adet ve toplamda Ocak ayı grupları yenilendiği için ve güzel bir giriş yapalım ve güzel de maçlar varken toplamda Brighton maçını bilen 3 kişiyi Galatasaray maçını bilen 3 kişiyi gruplarımıza alalım. Yani toplamda Ocak ayının başında tam 6 kişiyi gruplarımızda 1 ay boyunca misafir etme şansını yakalamaya, yakalayabilirsiniz. Yorumları yazabilirsiniz. Maç skoru yarışmamız Brighton Tottenham 2-1 Tottenham galibiyeti bekliyorum. Galatasaray Fenerbahçe 2-1 Galatasaray galibiyeti bekliyorum. Daha önce yapmış olduğumuz Manchester United maçını bilen yok. Onun bilgisini vereyim ama aynı şekilde bilenler de bana Instagram üzerinden yazabilir. Hem gruplara gelmek isteyenler hem de skor bilen arkadaşlar bu şekilde benimle buradan iletişime geçebilir diye de devam edelim. Dün 2 adet gece yüksek mislimiz vardı NBA'de ve bunları biz biraz yüksek girdik. Aralık ayının gruplarını kapatıyorduk ve güzel bir karda bırakmak istedik açıkçası. Oklahoma'nın mücadelesi vardı. Oklahoma'nın atacağı 113 sayıya 2800 misli olarak önerdik. Yani misliği biraz yüksek tuttuk. Bu Ocak ayında grup seviyelerine biraz arttırma yaptık. Ufak bir iyileştirme yaptık diyelim. Ee, yani mislilerde biraz daha yüksek basabiliriz zaten. En azından gelen giden kişisi ona göre belli. Orlando mücadelesi vardı. Orlando'nun da 121 sayı atarına 1700 misli olarak önerdik. Burada kasayı biz yönettiğimiz için tamamen bizim mislilerimizle oynayabilirsiniz. İsteyenler kendi kasasına göre ayarlayabilir fakat ay sonunda bizim mislilere göre oynadığınız zaman da kar zarar ortada olduğunu da söyleyelim. Onun hesabını biz yapıyoruz. İdeal kombinlere baktığımız zaman da dün bir adet ideal kombinimiz vardı NBA'de. NBA'yi full yaptık. NBA'nin ideal kombinesini gelmekte. Sizlere bir adet YouTube kombinesi önermiştim. Bu YouTube kombinesi Liverpool'un galibiyeti. E, ekstradan 3.42 gibi orandan da Maç sonu 2 ve 4.5 yapabilirsiniz şeklinde. Şimdi Manchester City'nin galibiyeti beklemekte. O da akşam oynanacak. Umarım güzel kazanç elde ederiz. 2-1'de benim skor beklentim var orada. Youtube raporuna baktığımız zaman da 26'sına verdiğimiz Youtube raporunda 7 adet mücadele anlattım. 2 tanesi başarısız oldu. Özellikle Liverpool mücadelesinin skoruna kadar yakaladık. Ekstra bunun için de mesaj geldi. Çok teşekkür ederim. Kazan sağlayan herkese sevdikler. Umarım bu şekilde güzel seviyeli ilerlemeye devam ederiz diyerekten de canlı olarak zaten gruplarımızda sürekli maç izlemeye devam ediyoruz. Özellikle özellikle şu dönemde İngiltere var. Akşamları, geceleri, akşamları daha doğrusu. Oradan takip ediyoruz ve NBA de aynı şekilde mevcut. O şekilde onların canlısını izleyerekten de canlı olarak da kazan sağlamaya çalışıyoruz. Herkes açık Telegram grubumuz var açıklama ve yorumlar kısmında mevcut. Oraya da sizler de katılabilirsiniz. Dostlar şimdi geçelim başlayalım. Artı 600 seviyesinde bir beğeni bekliyorum. Beğeniler gelmediği için bu videoda kombin yapmadım. Ama artı 600 seviyesinde beğeni gelirse ben sizlere kombine yapmaya devam edeceğim. En azından beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Yakın seviyede gelse de ben yapmaya devam ederim ama 600 seviyesi bizim baremimiz. Ve ilk mücadelemiz Brighton Tottenham maçıyla başlayalım. Öncelikle her iki takımın gol atması çok muhtemel. İddia da bunu öngördüğü için oran olarak KG var olanı 1.30 bantlarında 1.27 falan o bantlarda bir oran açmışlar. KG varı tek başına alıp değerlendiremeyiz. Ama mücadelenin özellikle Tottenham'ın Pozitif oyunu kaynaklı ve Tottenham'ın defat çizgisini biraz daha öne alması kaynaklı. Brighton'da gol bulması muhtemel zaten. Maçın favorisi yok. Yani favorisi Tottenham'la birbirine çok yakın oranlar. Burada idareden alabileceğimiz oran mücadelenin var ve üst olmasıdır. Var ve üst oranı bir, bir seviyesinde bir oranı var zaten. Ben 2-1'lik bir Tottenham galibiyeti bekliyorum. Size de maç skorunu sorduk zaten. Ne olur diyerekten de yorumlar yazabilirsiniz. Maç skoru yarışmamız var. 3 kişi alacağız. Boru değil. E, Tottenham tarafında dediğim gibi biraz daha oyunu pozitif olması kaynaklı. Brighton da buna eşlik edebilir. Var ve üst 2-1 bir tarafında bir Tottenham galibiyeti gelebilir. Bunu istinaden ben bir de şöyle bir önermek istiyorum. Deplasman ilk yerde bir gol atabilir. Biraz daha yüksek oranla 1.60'larda bir oranı var. Tottenham bu maçta ilk yerden gol bulabilir. Bunu da ekstra sizlere söylemek istiyorum. İkinci mücadelem Arsenal'la West Ham karşılaşması. Arsenal tarafından mutlak bir galibiyet bekliyorum. Fakat Arsenal tarafına oran açılmamış. West Ham yani bu sezon değerlendirmediğim takımlardan bir tanesi. Duran topları etkili kullanıyor. Antonio'nun bir sakatlığı var onu belirteyim. İyi bir oyun sergiliyor. Son mücadelesinde de yani Manchester United 2-0 devirdi. Yani iyi bir oyun sergilediğini söyleyelim. Burada West Ham kalesi, Arsenal kalesine de gol bulabilir. Ama ben ona gitmedim. Yani bu varlara falan gitmedim şu yönde değerlendireceğim ben burada Arsenal tarafındayım Arsenal'ın ilk yarıdan atacağı bir gole zaten 1.34 bandında bir o ideal oranı var İdealden değerlendirecekler varsa bunu alabilir. İdeal kombinlere girebilecek bir karşılaşma. Arsenal'ın ilk yarıdan atacağı bir gol gayet maç önü olarak ideal olduğunu söyleyebilirim. Onun dışında biraz daha oranı yükseltelim. Ben Arsenal tarafından zaten 2 gol bekliyorum. Ha ya 3. gol de gelebilir veya Weston da atabilir. O yüzden bu oranı biraz daha nasıl yükseltebiliriz diye baktığım zaman da ben burada Arsenal'ın kaybedeceğini düşünmüyorum. 2.5 üstünde 1 yaparsanız oranı da 1.60'larda Oranı yükseltebilirsiniz. Bu da sizlere ekstra bir önerimdir. Mücadele ben Arsenal tarafından 3-1 ayarında galibiyetini bekliyorum. 2.5 üstü de bir de alternatif yüksek oran olarak sizlere önerebilirim. Diğer bir mücadelem Euroleague'de derbi karşılaşması. Anadolu Efes'te Fenerbahçe-Beko. Şimdi Fenerbahçe-Beko'da Saras geldi. Ee, şimdi oynamış olduğu 5 beş mücadeleyi 5'te 5 beş yapan bir Fenerbahçe var. Yeni tek, yeni koçuyla birlikte 5'te 5 beş yaptı. Anadolu Efes'te bu eksikler gerçekten can yakıyor. Yani bazı transferler de yapıldı. Fakat çok tuttuğunu söyleyemem. Maçın favorisi 1.45 gibi fenerbahçe koydu. Oran biraz 1.53'e kadar yükselmiş. Burada Fenerbahçe'ye doğrudan gitmek istemiyorum ama yani bu maç normal doğrultusunda yani favorinin kazanması normal bir maç olduğunu düşünüyorum. Burada Fenerbahçe-Beko kazanabilir. Fakat ben galibiyetinden ziyade sayısına gitmeyi düşünüyorum. Buradan sayısına gidelim. Dev basmanın atacağı 82 sayı var. Dep basman 81.5 üst oranı 1.44 bandında oranı var. Fenerbahçe Beko Anadolu Efes basmanında iyi oynayan Fenerbahçe Beko 82 sayı bulabilir. Değerlendirecekler. Bol şanslar oranlar gitti bu arada. Geldi. Biraz daha oranı yükseltmek isteyenler varsa şu önde bir değerlendirme yapabilirim. Veya yüksek orandan önerim olabilir. Mücadele genelinde mat sonu 2 ve 163.5 üst var. 2.48 oranı var. Bunu da tekli olarak değerlendirebilirsiniz. Güzel sayılı bir mücadele geçebilir. Partizan'la Bologna mücadelesi. Mücadelenin güzel geçmesini bekliyorum. Özellikle iki da skoru yani savunmadan ziyade hücumu düşünen skorer takımlar olduğunu söyleyelim. Mücadelede basit ve beklentinin yönünde gitmek istiyorum. Üst olaraktan da. Üst alırken de 162.5 üstünün ideal bir oranı var. Hatta bu da ideal kombinlere girebilecek bir karşılaşma olduğunu düşünüyorum. 1.44-1.46 bandında bir oranı var. Mücadele genelinde 163 sayı çıkma ihtimali bence yüksek. Hem partizanın dış şutlarının olması hem de Bologna'nın potu altı güçlü oyunu diyerekten de burada mücadele 163 sayı çıkabilir. Değerlendirecekleri bol şanslar. Geçtim ayın 29'unda 4 tane mücadelemiz var ve derbimiz var arkadaşlar. Sizlerden aynı şekilde artı 600 seviyesinde bir beni bekliyorum. Beniler geldiği takdirde sizlere ideal kombinleri yapmaya devam edeceğim. Bu videoda beniler az geldiği için ideal kombinleri yapmadım. Napoli ile Monza karşılaşması. Bu maçta çok güzel bir tercihim var. Şimdi Napoli tarafında geçen Roma mücadelelerini izlediniz bilmiyorum. İki tane hücum oyuncusu kırmızı kart gördü. Osimen bu maçta olmayacak. Politano bu maçta olmayacak ve bazı eksikler de var. Napoli'nin yanında burada galibiyetine gitmek sıkıntı olur. Ben Monza tarafından değerlendirdim. Nasıl Monza tarafından değerlendirdim? Monza'nın e, Fiorentina pardon Milan mücadelesi vardı. O maçı izlemiştim. Yani Monza deplasmanda gerçekten aldığı gibi çıkıyordu ve çok goller kaçırdı. Gol atamadı. Son lig mücadelesinde de gol atamadı. Yani iki maçtır gol atamayan bir Monza var. Bu maçta ekstra bir e, hücumu düşünecektir. Napoli kalesinde bence pozisyonlar bulacak. Ben burada tek tercihim burada. Monza'nın Napoli kalesine göndereceği bir gol. İki maçtır gol atamayan bir Monza takımı var. Ekstra istekli olacaktır. Eksik Napoli'ye karşı ben burada boşlukları değerlendirebileceğini ve Monza'nın bir gol atmasını bekliyorum. Deplasman'ın bir golü dostlar. Şuradan göstereyim size. 1.44 bandında oranı var. Monza'nın burada deplasmanda atacağı tek gol benim için ideal olacaktır. Şöyle 1.44 bandında oranı olduğunu da söyleyelim. Galatasaray ile Fenerbahçe mücadelesi. Şimdi derbi mücadelesi Arabistan'da oynanacak. Şimdi ilk maç hakkında ufak bir bahsedelim. Bu arada bu maçın maçı konu sizlere sorduk ne olur diyerekten de. yorumları yazabilirsiniz. Bilen 3 kişiyi Ocak ayı boyunca gruplarımızda alacağız. Onu belirteyim. Şimdi benim beklentim şu yönde. Fenerbahçe Beko kendi evinde beklenenin tersine bir oyun oynadı. Biraz daha hücumu düşünür diye düşünüyorduk. Özellikle maç önü kadrolara baktığımız zaman da İrfan Can'ın orada 8 numara rolünde olması biraz daha hücumu düşündürür diye, diye düşündüm. Ama öyle olmadı. Kötü bir mücadeleydi ve kötü bir hakem vardı vardı. her iki mücadelede farç alması gerçekten kötü bir durumdu açıkçası. Şimdi bu maçta benim beklentim açıkçası ben Galatasaray'ı burada oranlara da baktığımızda Galatasaray'ı bir adım önde gördüğümü söyleyeyim ki oranlar burada 2.19'dan Galatasaray'ı favori gösterilmiş. İlk maçın aksine biraz daha hareketli. Biraz daha gollü bir mücadele olabilir arkadaşlar. Şimdi benim beklentim burada var filan tabii ki alabilirsiniz. KG var filan olma ihtimali var. Oran ne acaba? 1.50 bantlarında. Ben şunu düşünüyorum. Diğer seçeneğinde vardan ziyade benim idealim burada Galatasaray'ın bir yarıyı kazanmasını bekliyorum. Ben Galatasaray'ın burada Fenerbahçe oranla biraz daha hücum düşünerekten de biraz daha pres yaparak da Fenerbahçe çıkartmamak üzerine oynayacağını düşünüyorum. İlk maç deplasmanda olduğu için yine iyi bir mücadele verdi. Fenerbahçe beğenmedim o mücadelede. İki takım da kötüydü gerçi de. Ben burada Galatasaray'ın en az bir yarıyı kazanmasını bekliyorum. Diğer seçeneğinde Galatasaray'ın yarı kazanan oranı 1.60 gibi bir oranı var. Tek ideal tercihim budur. Skor beklentimde benim burada 2-1'lik Galatasaray galibiyeti. 2-1'lik Galatasaray galibiyetini olarak da Handikap 0 yani 3.68 gibi orandan da tek farklı Galatasaray galibiyeti de gelebilir. Mücadelede tek 3 tane tercihim var. Ondan bahsedeyim. Ana tercihim Galatasaray'ın bir yarıyı kazanması. Yüksek oranlı 3.68'lik Tercihim Handicap 0 tek farklı bir Galatasaray'ın galibiyeti gelebilir. Skorum da 2-1 arkadaşlar. Sizler de kendi skorlarınızı yorumlara yazabilirsiniz. Benfica ile Famalicão mücadelesi. Benfica'nın da bu mücadeleyi kazanmasını bekliyorum. Kazanırken de mücadele genelinde 4.5 altında kalmasını bekliyorum. Oran bir 44 bandında ideal. Benfica bence kazanacaktır şampiyonluk yarışına. Özellikle Portekiz'de 3 takım yarışıyor. Benfica'nın da puan bırakmamasını bekliyorum ve çok golcü bir kimliğe de sahip değiller bu sezon. Kendi evinde 4.5 altında bir ideal olarak değerlendirilebilir diyerekten de son mücadelem. Ipswich tam mücadelesi, son mücadelesi, Leicester mücadelesi oynadı dün. KG var olarak değerlendirdik ve kazandık. Mücadele 1-1 bitti. İyi bir oyun oynadılar burada. Kuala Park Rangers ile oynayacaklar. Ev sahibinin burada atacağı 2 gol Ev sahibinin burada atacağı 2 gol idealden değerlendirilebilir. oranda da 1.37 bandında oranı var. Ev sahibi 1.5 üstünden yani Ipswich Town'un atacağı 2 gol de idealden 1.37'den değerlendirilebilir. Toplamda 8 adet mücadelem vardı. İdeal ve yüksek oranlardan bahsetmeye çalıştım. Değerlendirecekler herkese bol şanslar. Beğeniler geldiği takdirde sizlere ideal kombin önerisi yapmaya devam edeceğim. Şimdilik kombin önerim olmayacak. Değerlendirecekler herkese bol şanslar. Videoya like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.